reklam önce söylediğimiz gibi Hüsnü Bey, Alevi inancının, Aleviliğin İslam tarihiyle ilgisi ve kökenlerini konuşacağız dedik ama araya izleyicilerimizin sorularını sokalım. İsmail Bulut daha önce sormuştu. Sorum Ali Yıldırım Bey'e diyor. Kendi mezhepleri dışında ya da Alevilik dışında diyelim, evliliklere hayır diyorlar. Bunun nedeni nedir? Buyurun. Evet. Cevap mı? Cevap. Soru cevap programı. Cevap vereceksin. Peki şöyle. Şimdi yani Aleviler bu tek tanrılı dinlerin ortaya çıkmasıyla birlikte çok ciddi bir zulüm ve zorbalığa muhatap olmuşlar. O nedenle de düşünce ve inançlarını dışarıya anlatmaları bir sır haline gelmiş. İnanç ve ibadet koşulları. Çünkü inanç ve inançlarını anlattıkları anda büyük bir zulümle, yani bir varlık yokluk sorunuyla yüz yüze geliyorlar. O anlamda da dışarıya bu sırrı açmamak için, bu sırrın açılmaması için böyle bir bir anlamda etnik özellikler gösteren bir inanç halinde varlıklarını kendini korumaya yönelik böyle bir şey olmuş. Yani böyle bir işin süreci var. O koşullar değiştiğine göre günümüzde Aleviler Alevi olmayanlarla evlenebiliyor mu? Evlenebilirler, fakat şöyle bir şey var. Açık konuşmak lazım. Alevi kızlar Alevi olmayan Alevi olmayan evlerde yalnızca çocukla evlenmiyorlar. Evlendikleri çocukla onun ailesiyle, herkes çevresiyle için, de herkes için geçerli ama onun çevre beklentisi onlar üzerinde çok ciddi bir baskılanma halini alıyor. Yani bunu birçok olayda bu görülmüş durumdadır. Alevi erkeklerle evlenen kızlar içinse büyük bir özgürlük alanı açılmış oluyor Alevi tarafına geldiği zaman. Böyle bir terazi de var. Yani bunu bilmek, görmek peki, lazım. Peki bu teraziye göre uygulamalar nasıl? Yani çok sayıda. Bir yasak yok galiba. Bir yasak falan söz konusu değil ama hani böyle bir durum var ve anneler babalar şunu diyorlar, yani özellikle daha yakın zamanda kızlarına diyorlar ki aklını başına al, yani gittiğin zaman böyle şeylerle karşılaşabilirsin. Yani çocuk ateistim diyor mesela. Soruyorsun ya çocuk ateistmiş zaten, niye evlenmesin ki? Hatta ne bileyim hani Alevi olmuş falan, yalnız evlendiği kişi o çocuk değili anne babalar uyarıyor, yani hani ben buna tanık oluyorum. Herkes çocuğunun mutluluğunu istediği için mutsuz yani, olacağı bir ortam olabilir diye genelde yanaşmıyorlar. Yanaşma bu şeyle ilgili değil, yani karşılaşacağı zorlukları bilerek gideceksen git yani. Hani. Ama ne enteresan, şimdi Sünniler niye Sünnilik hep önde geliyorsa, yani İslamiyet deyince Sünnilik geliyor. Evet öyle ama. Hristiyanlarla evlenebiliyorlar değil mi? Almanya'ya giden işçilerimiz şimdi tabii. Şekil değiştiği zaman işlem de değişiyor. İşçi oluyorsunuz, işçi statüsüyle Almanya'ya yurt dışına gittiğiniz zaman orada Hristiyan'la evleniyorsunuz. Ve özellikle de ilk zamanlar daha çoktu, şu anda yok galiba. Orada oturma izni alabilmek için evet. Bir Alman kızla evleniyordunuz. Oturma izni koparayım diye. O zaman İslamiyet, İslamiyet'in kuralları, yok evlendiğimiz kız Hristiyan, o kiliseye mi gider, onun ibadetleri farklı, aklınıza böyle bir şey gelmiyordu. Gelmiyordu. Niye? Evet, gelmiyordu. Kimi zaman çıkar, inancın önüne mi geçiyor? Orada öyle tabii yani. Ama buradaki uyarı bence çok insani. Yani hele böyle muhafazakarlaşan bir toplum karşısında bu uyarıyı çok çok da mesela yabana atılır bir şey, yani anlamamaktan gelmek şey değil, yani mümkün değil, biraz anlaşılabilir bir kaygı gibi geliyor bana. Anlıyorum yani. Ben de size destek olması açısından şunu da söyleyeceğim. Evet. Biraz da güç meselesi galiba. Kesinlikle. İnançların da kendi gücü olduğu için evet. Çevresel etkenler aha. Açısından da işte Almanya'ya giden işçi vatandaşımız, gencimiz bir Hristiyan kızla orada kalabilmek adına evleniyor ve kendisini güçsüz hissediyor. Türkiye'de alıp mesela getirse Karadeniz'e, başka bir yere, daha feodal bir yere getirse kız Hristiyan da olsa baskıyı kurabilecek. Ama Almanya'da evlilik ve yaşam devam ediyorsa o toplum sana baskın çıkıyor ve sen gıkını çıkaramıyorsun. Demek ki biz inancımızın ötesinde de gücümüz var diye insanları ezmemeliyiz. Kesinlikle, kesinlikle, yani ondan yana bir şey yok. Ama şimdi güçlü olan Türkiye'de biliyorsunuz devletin resmi bir dini var Türkiye'de. Kendi içimizde de kim güçlüyse yani, o var. Yani ben yani oradan devam edeyim isterseniz. Şimdi mesela... Yok, evlilikle ilgili söylediğiniz çok soru var. Cevap ver. Hüsnü Bey de zaten söz hakkı. Evlilikle ilgili söyleyeceksen söyleyin. Başka konu. Geçtik. Başka Cevdet konu Bey şunu sormuştu. Bu bekliyor. Evet. Alevilik kaça ayrılıyor? Arap Alevisi, Kürt Alevisi, Türk Alevisi var mıdır demişti. Evet. Bunun da cevabını alayım. Yani Alevilik bir şey ayrılmıyor. Alevilik Aleviliktir. Yani Aleviliğin tek bir şeyi var. Fakat Alevilikte şöyle bir şey vardır.
Alevilikte yol bir, sürek bin bir derler. Yani yolun bir esası var fakat kimi uygulamalar değişebilir yörelere göre. İşte ne bileyim tahtacılarda değişebilir, çepmilerde değişebilir, İç Anadolu'da farklı olabilir. Mesela Trakya ya da Balkanlara çıktığınız zaman kimi farklılıklar görebilirsiniz. Fakat bu esası Aleviliğin benim Kabe'm insandır diyen anlayışını değiştiren bir şey değildir. Yani farklılıklarıyla Alevilik bir arada var olabilmiştir. Kimi coğrafi, kimi ayrıntılar olabilir. O ayrıntılar da Aleviliğin zenginliğidir. Fakat burada Alevilikte Şiiliği, Caferiliği karıştırmamak gerekir. Yani Alevilik kavramı bu 1826 Yeniçeri Ocağı'nın kapatılması ve Bektaşi dergahlarının imhası süreciyle birlikte ortaya çıkmış bir kavram. Bir de şöyle bir talihsiz yanımız var bizim. Yani Alevi toplumu olarak bu topraklarda biz 5000 yıldır yaşıyoruz fakat kendi adımızı hiçbir zaman kendimiz koymamışız bakın. Yani Alevi adını da veren biz değiliz. Düne kadar bize Kızılbaş diyorlardı. Kızılbaş adı da mesela bugün birçok arkadaş tarafından kullanılıyor. Fakat Kızılbaş da Osmanlı'nın bizi aşağılamak için kullandığı bir kavramdı. Mesela Rafizi kullanılıyordu. Gene sapkın anlamında kullanılan bir şeydi. İşte Kalenderi deniyordu, Haydari deniyordu. Bir orada mesela ışık sözü vardır. Işık mesela Alevili çok güzel ifade eden bir şeydir. Osmanlı'nın mesela ışıkların yola getirmesi doğrultusunda çeşitli kadılıklara yazdığı fetvalar var Osmanlı şeyinin, padişahın. Onun dışında yani ışık dışındaki diğer kavramlar Alevilerin kendi seçtiği, kendine ad verdiği kavramlar değil. Hep başkalarının bize vermiş olduğu kavramlar. O yüzden hani biz kendi adımızı da bir anlamda bulmuş değiliz. Bugün Alevi dediğiniz zaman sözcük anlamıyla Ali taraftarlığı, Ali'yi sevenler olarak... Alevici denmiyorken Alevi deniyor. Alevden söz ediliyor. Yani Alev derken Ali yok orada. Alevilikten zaten Hazreti Ali akla geliyor ama böyle ifade eden arkadaş, böyle ifade eden arkadaşlar da var. Yani hani light ışık anlamı. Yani şimdi olabilir de fakat bu yeni kullanılan bir kavram olduğunu görmek, yani en azından yazılı belgelerde 200 yıllık bir geçmişi olan bir kavram Alevi kavramı. O anlamda da mesela Aleviler Caferi değil mesela. Yani Aleviler mesela Arap Alevilerinden çok baya bir farklılıkları var inançta, ibadette, inanç biçiminde. Bunu görmek lazım. Yani Alevilik esas olarak Anadolu'da şekillenmiş ve Anadolu'ya ait bir inanç sistemi. Ve hani neyle tartarsınız? Ritüellerle, inanç biçimleriyle inancı tartarsınız. O yüzden de bakmak gerek. Mesela en basitinden yakın zamanda ben bu şeye baktım. 12 İmam Muharrem orucuna. Anadolu Alevileri dışında mesela bu orucu tutan ya da tutulması gerektiğine inanan başka kesim yok mesela. Şimdi yok dediniz de bakın. Anadolu Alevileri dediniz. İzleyicimiz de buna benzer bir soru soruyor. Arap Alevisi, Kürt ve Türk Alevisi var. Türk Alevisi, Arap Alevisi diye bir şey, ya Türk Alevisi, Kürt Alevisi diye bir şey yok. Peki İslamiyet'in çıktığı topraklara bakalım. Bunlara inanan... Arabistan'da Alevilik var mı? Bizim Aleviliğimiz yok. Başka bir Alevilik var yani, mı Arabistan'da? Yani Alici anlamda, Ali taraftarı anlamda mesela Araplarda var. Arap Alevileri dediğimiz insanlar var. Yani Alici anlamda şimdi. Ne deniyor onlara? Alevi diyorlar onlar kendilerine. Onlara Şii mi deniyor? Yok, Şii denmiyor. Şiiler İran'dakiler. Şiilik de yani. Farkı nedir? Kitabınızda onları söylüyorsunuz. Onları arz edeceğim ancak yanlış anlamayı önlemek için hoşgörünüze sığınarak. Kapalı toplumda yaşarken bu evlilik söz konusu vardı. Yani tercih Alevi, Alevi ile evlenme. Bütün sorun Sayın Cevizoğlu, köy enstitüleri gibi ulusal içerikli, ulus devlete yönelik, çağdaşlığı da içine alan eğitim sistemlerinin yozlaştırılması sonucu insanlar birbirine yabancılaştı. İnsanlar kente geldiler, yurt dışına gittiler, birbirleriyle evleniyorlar. Onun için Alevi olmayan gençlerimiz, kızlarımız, erkeklerimiz buna bir kuşkuyla bakmasınlar. Öte yandan... Bakılıyor mu şu anda? Herkes birbirle evleniyor. Yeter ki birbirle anlaşabilsin, insan olsun. Öte yandan Aleviliğin ayrı ama ben bir... Ben Ali Bey'in dediğine katılıyorum. Yani hangisi sadece dedi? Alevi değil de... Diğer mezheplerden bile evlilikler olsa baskın olan diğer tarafa yani ezmeye çalışıyorlar. Bu kişinin yetişme koşuluna, anlayışına, tutuculuğuna, dünya görüşüne bağlıdır. Her yerde vardır. Alevi'de de yok değildir, orada da vardır. Öte yandan Aleviliğin ayrı bir din olmayışı, İslam'la bütünleşmiş ve beraber olması, onu farklı yorumlaması Cemevi hakkının
ellerinden alınması ya da onlara cemevinde ibadet edilmesini önleyecek bir etken değildir. Reklama girerken aynı şeyi söyledim. Yani değildir. Dolayısıyla yanlış anlaşılmadan çekiliyor. Anlamadım ben abi. Yani ne diyorsun? Eğer Alevilik Müslümanlığın farklı bir yorumuysa, teminden beri tartıştığımız üzere kendine özgü bir ibadet şekli varsa bunları ibadetini cemevinde yapmalıdırlar. Engel değil. Onu söylemek istiyorum. Ama Diyanet diyor ki... Ben Diyanet bilmiyorum. Temsilcisi değilim. Diyanet'in mahkemeye gönderdiği ve işte İçişleri Bakanı'na gönderdiği şeyin işin esası bu. Kardeşim diyor bunlar... Yani biz İslam'da tek bir mabet vardır. Peki şuna bakmak lazım. Diyanet İşleri Başkanlığı bugün bir Vatikan olmadığına göre... Ama öyle. Engizisyon ve ne derler... din aforoz yetkisi olmadığına göre şeklen yok ama İslam'da değil. Şeyhülislam'da olmadığına göre daha şeklen değil ama yapıyorlar galiba. Evet, aynen. Atatürk'ün kurduğu bir kurumdur. Şeyhülislam'ın yıkılarak kurulmuştur. O kadar katı olmaması gerekiyor. Nereye gelmiş? Bugün yani karşımızda gördüğümüz yani şey nedir? Şimdi bakın ben geçenlerde bir fotoğraf gördüm. Çok canım yandı benim. Şimdi Şebi Arus törenlerinde Diyanet İşleri Başkanı önde duruyor. Kemal Bey ile Tayyip Bey bir adım arkasında, halifenin arkasında durur gibi bir fotoğraf vermişler. Bu fotoğraf nedir yani mesela? Laik bir ülkede, laik bir Türkiye'de bu fotoğrafın anlamını bana ifade edebilir misiniz? Edemeyiz. Ben sorumu tamamlayayım. Diyanet İşleri Başkanlığı bir Vatikan olmadığına göre, evet, Şeyhülislamlık olmadığına göre şeklen en azından otorite kabul ediyor. Bu budur, şu şudur, evet, evet, Aleviliği saymıyoruz, evet, evet, diyor. Öyle. Peki biz Diyaneti bir tarafa bırakalım Türkiye'yi. Siz Alevilik inancını bizim Diyanet'in yetkisinin ulaşmadığı yerlere, yani yurt dışında kabul ettirebiliyor, evet, musunuz? Evet, mesela Almanya'da bugün Alevilik bağımsız bir inanç sistemi olarak kabul edilmiş durumda ve çocuklara okullarda Alevilik dersi hakkı tanınmış durumda. Yani birçok eyalette Almanya'nın Alevilik dersleri veriliyor. Oradaki Alevi birlikleri. Peki Almanya'da var. Başka nerede var? İsviçre'de Basel'de kantonunda Aleviliğin ayrı bir inanç olduğuna ilişkin bir karar alındı. Müslüman ülkelerin herhangi birinde Aleviliğin ayrı bir mezhep din olduğu kabul ediliyor. Yok, yok. Yani Avrupa'da benim bildiğim Almanya var, İsviçre var ve Avusturya'da böyle bir yaklaşım var. Sadece bizim Diyanet'te değil demek ki mesele. Ama orada değil yani ifade edebildiğiniz zaman şimdi Almanya'nın birçok eyaletinde eyalet parlamentosu başkanlarıyla eşitlik sözleşmesi imzaladı bizim oradaki canlarımız. Yani oturup diğer inançlar gibi Alevilik de bir inançtır, eşit bir inançtır sözleşmesi imzaladı. Şimdi biz de Avrupa'ya davet ediyorlar, gidiyoruz bu konferanslara, söyleşilere. Oradaki yurttaşlarımız bize şunu anlatıyor. Viyana olsun, Almanya olsun bunları kabul ediyor ama Türkleri bölmek için yapıyor. Yani onlar Aleviliğin ayrı bir din olduğuna bilimsel olarak inandıklarından değil. Türkleri ve Türkiye'yi kendileriyle ilgili en ufak bir ayrışmaya izin vermiyor bu ülkeler. Ama yeter ki Türkiye'de sorun oluştursun düşüncesiyle Aleviler ayrı mı hak istiyor? Veriyor. Başka bir grup hak mı istiyor? Veriyor. Bunları dengeli biçimde kontrol altında bulunduruyor. Sırf bu amaçla olabildiği kadar aynen Türkler öyle bölünsün ve burada bizim yaptığımız bu işlemler, yapılanma Türkiye'ye olumsuz biçimde yansısın diye Almanlar izin veriyor diyorlar. Ben ikinizin görüşüne de katılmıyorum. Benim İkiniz görüşüm de değil, yani, Almanya'daki insanlar da Hüsnü abi de bu çok komplocu yaklaşımlar bunlar. Şimdi oradaki mücadelenin sonucunda elde edilmiş haklar bunlar ve Avrupa'nın vardığı hukuk düzeyi, eşitlik ilkesini her şeyin önünde tutan bir ilke haline gelmiş. Şimdi Türkiye'de de biz neyin mücadelesini veriyoruz? Şimdi bu işin şey tarafını birazcık şöyle geçelim azıcık. Yani din, iman, inanç boyutunu. Siyasete şimdi, bakalım. Biraz siyasete bakalım birlikte yani. Şimdi Türkiye'de Aleviler ne istiyorlar? Anayasanın 2. maddesindeki laiklik tam anlamıyla uygulansın. Gerçek anlamıyla laiklik uygulansın. 10. maddesindeki eşitlik, yurttaşların yasa önündeki eşitliği, eşit yurttaşlık hakkı gerçek anlamda uygulansın. 24. maddedeki inanç özgürlüğü, hakkı tam anlamıyla uygulansın değil mi? Şimdi bu talepler demokratım diyen, özgürlükçüyüm, laiğim, liberalim diyen herkesin talebi olması gerekmez mi? Tabii. Yani bunları savunmak için Alevi olmaya gerek yok. Vurguladık. Aleviliğin kökenleri, özellikleri onları konuşuyoruz ama bu vesileyle konuşuyoruz. Yoksa bunları konuşuyor olmamız, farklılıklar, anlaşamamazlıklar olması...
bu isteklerin siyasal ve hukuksal olarak yerine getirilmemesini... Yani mesele burada şimdi laiklik konusunda, bakın laiklik konusunda Alevilerin duyarlılığı en üst düzeydedir. Çünkü anti-laik uygulamalar en çok Aleviliği vuruyor. Aleviler onu kendi yaşamsal bir parçası olarak hissediyorlar. Laiklik konusunda, şimdi size sorayım ben, Aleviler kadar laiklik sorununa vurgu yapan Kemalistler mi var? Sosyalistler mi var? Atatürkçüler mi var? Sahip çıkan kim var? Hangi çevre var? Hiçbirisi. Hepsi ayırıyorum tabii. Hepsi diz çöktüler bu laiklik konusunda ve laiklik sorununu, bakın biz zorunlu dün olarak suçladınız. Sözünüzü kesmedim ama zorunlu lütfen. Cevap verin sonra bakın zorunlu din dersleri meselesinde bakın zorunlu din dersleri konusunda rahmetli Hablemitoğlu özür diliyorum. 42 tane ayrı Alevi örgütü Almanya tarafından kuruldu. Öyle bir şey yok ya. Bu tamamen komple bunlar ya. Kim yetiştirdi? Almanya. Şeyhülislam. Ya bırakın bu komplo işlerini. Niye? Bunu Hablemitoğlu mu yazdı? Şeyhülislam tayin ettiler biliyorsun bir zaman. Hablemitoğlu dediniz de kitabını anlamadım bağlarsın. Hablemitoğlu yazdı bakın. Ege Alevisi. Ya abi yalan ya Allah Allah. Ben işin içindeyim ya. Ben böl parçala Türkiye'ye dayat. Müsaade buyurun efendim. Üstler bunlar gerçek değil. Hayır. Efendim. Abi benden daha mı ilgilecekler ya? Ben bütün Alevi dünyasını, Alevi coğrafyasını, Alevilik din olarak. Alevi coğrafyasını benden iyi bilen adam mı var ya? Alevi çok iyi bildikleri için mi bunu yapıyorlar? Ya bir hak hukukla ilgili bir şey bu. Hiç ilgisi. Siyasete çok girmek istemiyorsun ama girmişken pek kesmeyelim. Çünkü bakın, Türkiye'nin bulunduğu coğrafya, siz benden iyi bilirsiniz. Nasıl ki bir vücudun motoru, merkezi, kalbisi Heartland dedikleri dünyanın ortasında. Bütün egemen güçlerin gözü Anadolu'da. Size bir şey söylemek istiyorum. Yani. Herkes aynı palavrayı atıyor abim, gözünü seveyim. Efendim ya. Ali Bey, benim söylediğim... Size ilişkin demiyorum. Size ilişkin demiyorum, bu işi yaklaşamıyorum ya. Şuna katılıyorum. Bu jeopolitik yaklaşımı hiç ayı. Niye ben Alman'a muhtaç olayım, niye İsveç'e bilmem şuna muhtaç olayım, ver insanlara ibadet hakkını. Olay bu. Güzel. Olay bu, onu savunuyoruz. Ya Almanya'daki ama insanlar... Almanya çok Alevi'yi bildiği için, Alevi felsefesine inandığı için... Neye dayanarak bunu söylüyorsun ki yani? Dünya genelinde... Elinde ne kanıt var da böyle diyorsun? Ya oradaki insanların mücadelesiyle alınmış bir şey bu Ali ya. Ali Bey... Kimse, niye 70'li yıllarda... Bir de geçinen biri. 70'li yıllarda niye kimse Alevi'liği tanımıyordu orada? Çünkü Aleviler... kendi taleplerini ısrarlı bir biçimde, örgütlü bir biçimde. Ama önemli bir şey söylüyor. Şimdi efendim. Laf arasından gitmesin. Oradaki Alevi vatandaş kilisede nikah kıydı diyor. Orada mağdur olanlara, Türkiye'deki mağdur olanlara saygı duyuyorum. Evet. Alevilere cem ibadet hakkı kesinlikle tanınmalı ve bu da bir örnek olarak görünmeli. Bakın Avrupa diyor ki sen bir dinsin. Evet. Bundan gerçekten... hicap duymalıyız. Allah Allah ben de aynısını söylüyorum. Yani, ama bu yani şimdi öyle saçma şey için, mi olur ya? Alevi'yi sevdiği için, niye yani Alevi'ye inandığı için, niye? Alevi'ye saygı duyduğu için değil. Niye nereden çıkarıyorsun? Kendi siyasi... Nereden çıkarıyorsun? Böyle çıkıyor. Komplocu yaklaşım şimdi, mı olur ya? Ya bırak Ali Bey şimdi komployla... Bu iddiaları ben... Tabii aynen komplo bu ya. Bu açıklamaları yurt dışındaki vatandaşlarımız da bize söylüyordu. Ben dile getirdim. Siz de aynı şeyi paylaşıyorsun ama şöyle bakalım. Bu doğru değil abi. Bak şimdi istersen al. Bir dakika şöyle bakalım. Şimdi Almanlar... Avusturyalılar, bir başka Avrupalı inanmadığı halde Aleviliği bir din gibi algılayarak Türkiye'yi bölmek istiyor ise Türkiye'de ya saygı duymadığı halde olanak sağlıyorsa Türkiye'ye bakalım. Türkiye'de de saygı duyuyorum diyor yöneticiler ama olanak vermiyor. Bilsin. Böyle bir şey olabilir mi? Hangisi doğru? Bilsin. Bir de ona bakalım. Yani yabancıların art niyeti olabilir ama Türkiye'de efendim yaradılarını seviyorum, yaradandan ötürü diyen. Evet, gidip Alevilik dersleri veriyor. Yok Alevilik açılımı yapalım diyen, saygı duyduğunu ifade eden, gösteren insanlar da hak vermiyor. Evet. Sadece söz veriyor. Şimdi bakın, söze ihtiyacı yok ki Alevilik. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi karar verdi. Ne diyeceğiz buna? Bu karara Avrupalılar bizi sevdiği için değil ki kardeşim Türkiye'yi... Hükümeti zora sokmak için mi bu kararı verdi diyeceğiz? Yargı ayrı tabii. Yani azınlık dayatmasında yapan Avrupa Birliği. Şimdi bak böyle bir şey yok. O yüzden yani hani oradaki hak hukuk işleri bir mücadelenin sonucunda elde edilmiş şeyler ve buradan orada fazladan bir şey yok ki. Şimdi Başbakan diyor ki bu Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararından sonra geçen hafta dikkat ettiyseniz. Bizim iç işlerimiz ya diyor biz bu sorunları çözmek için onlara mı kaldık diyor bilmem ne diyor. Neyimizmiş? Ya bu bizim iç işimiz diyor. İç işi diye bir şey kaldı mı Türkiye'nin? Ya bir kalmadı bir. İkinci
İkincisi, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Türk iç hukukunun bir devamı, bir parçası. Devamı da değil, bir parçası ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi bu an her bir hükmü şu anda anayasa maddesi hükmünde, biliyorsunuz 90. madde uyarınca ve bir çelişki olduğu zaman da Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin hükümleri esas, esas alınmak durumunda şeyde de var. Yargıtay kararında da bu konu söz konusu. Şimdi siz Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi bir karar vermiş. Fakat bizim hükümet bu bizim iç işimiz diyor. Bakın şimdi yeri gelmişken çok söyleyeyim. Çok saçma bir açıklama tabii. Kim söylediyse ona. Hayır, başbakan söyledi daha yeni. Başbakan, ya ben dedi hani çözüm başbakan için. Başbakan saçmalamayacak diye bir kural yok ki. Hayır hocam. O zaman Suriye'de onların iç işi. Tabii, Orta Doğu'da onların iç işi. Tabii. Efendim Yezidilerin başına bilmem kimler ne yapıyor diyorsun. Evet. Başka bir inancı korumaya çalışıyorsun da Türkiye'deki inanç sahibi ben bunu istiyorum dediği zaman ona niye vermiyorsun? Şimdi, yani Aleviler dese ki biz adımız Alevi değil ama başka bir inançtayız. Avrupa Birliği muktesebatına göre tabii hak vermek zorundasın. Işte kendi vatandaşına niye hak vermiyorsun? Bunu sormak gerekir. Şimdi bakın. Amaçları hak, hukuk, siyaset değil de sadece kendi inandıkları manadaki İslamiyet'in zarar göreceği düşüncesi mi acaba? Yani şöyle bakın. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi 4 tane önemli karar verdi Alevilerin talepleriyle ilgili. Mesela bir tanesi Sinan Işık davası var. Kimliğimdeki kimliklerdeki din hanesinin çıkarılması kararı. Türk hükümeti ısrarla uygulamıyor bu kararı. 5 yıldır yanılmıyorsam karar çıkalı 5 yıl oldu. Yeni kimlikler verilecek. Biliyorsunuz 18 TL karşılığında vereceğiz edeceğiz diyorlar 2 liralık maliyete rağmen. Ama Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararına rağmen din hanesi çıkarılmadı. Niye korkarlar peki? Türkiye'nin %99,5 Müslümandır diye evet söyleyen insanlar. Çıkarın. İsteyen 99,5 Müslümansa yazdırsın oraya. Tabii, tabii. Yani milyonlarca insanın din hanesini boş bırakmasından mı korkuyor? Tabii, evet. Ayrıca bu olsa bile bunun nesinden korkuyor? Sana ne? Ama işte sana ne mi? Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararına rağmen Sinan Işık davasında karar orta yerde duruyor. Ondan sonra zorunlu din dersleri kararı biliyorsunuz. 2007'de çıktı. Zorunlu din dersleri olmaz diye. Bunlar Türkiye kamuoyunu da yanıltmak için de özellikle Avrupalıları yanıltmak için işte çakma Alevi metinleri yazdılar din dersi kitaplarına. Alevilikle hiç ilgisi olmayan, kendi bakış açılarıyla bir Alevilik şeyi yazdılar, metinleri yazdılar. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Eylül ayında verdiği kararda yeniden bir karar verdi. Diyor ki senin bu söylediğinin tamamı yalan diyor. Yani ben inceledim bu kitapları, bunun Alevilikle hiçbir ilgisi yok diyor bakın. Ve Aleviler şikayetçi diyor bu metinlerin kendi değerlerini yansıtmadığı konusunda. Anne babanın, ebeveynin oluru olmaksızın din dersi vermek, dayatmak inanç özgürlüğüne aykırıdır diye karar verdi. Şimdi ne oldu hocam? Bir tane din dersi vardı, zorunlu din dersi. Peygamberin hayatı ondan sonra. Ona din dersi denmez ki, Müslümanlık dersi. Hayır başka bir, iki tane daha ders, iki tane de seçmeli ders onun yerine geldi, ona ek olarak geldi. Şimdi de diyor ki biz Alevilik derslerini seçmeli yapacağız ve ilkokul birinci, ikinci sınıflara din dersi konusu gündemde. Bak ben şunu söylüyorum. Şimdi biz bu zorunlu din dersleri konusunu gündeme getiriyoruz. Yıllardır 2007'de Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne başvurmuşuz. Bizden başka, Alevi toplumundan başka. Size de söylüyorum ben. Ya kardeşim hiç mi bu dersten muzdarip olan yok? Kemalistler, laikler, Atatürkçüler, sosyalistler, liberaller, Sünni aydınlar. Sizin hiç çocuklarınız bu dersten, sizin ailede bu dersten. Orada Hüsnü Bey'e katılırım. Yani abi ya muzdarip olan yok mu ya? Yani biz Alevi toplumu, ne Atatürkçü Düşünce Derneği'nin ben zorunlu din dersleriyle ilgili bir açıklamasını görmedim. Bakın başka bir şeye dikkat çekeyim. Ya Allah Allah yok işte bakın. Şeyle eğitim sen mesela eğitimciler sendikasının. Solcu sendika değil mi? Bir tanesi eğitim sen, öbürleri de var. Niye bir tanesi zorunlu din dersleriyle ilgili bir panel, bir sempozyum, bir konferans yapıp da bunun pedagojik olarak insan ruhuna aykırı olduğu yönünde bir şey, bir mücadele yürütmedi? Hadi diyelim ki onlar solcu, öbür hani diğer eğitim sendikaları ne oluyor? Yani laiklik konusunu savunmak Türkiye'de Alevilere düşmüş durumda. Laikliğin bekçiliğini yapmak bize düşmüş durumda. Ama niye? Türkiye'de sadece tek kimlik yok. Mesela Alevi olan yurttaşımız aynı zamanda Atatürkçüyse Atatürkçü olarak başvuruyor. Yani bütün sıfatlarından arınacak ve sadece benim hiçbir özelliğim yoktur. Tek Aleviyim mi diyecek? Evet, o alanda, ama o alanda, başvuran insanların birçok özelliği var canım. Yani Atatürkçü öyle, adam, Kemalist. Öyle değil. Ben şimdi ben şunu görmek istiyorum ya. Niye biz yalnızca bu sorunla biz uğraşıyoruz? Zorunlu dersleri hadi bakalım şimdi geldik konu ilkokul birinci sınıflara. Uğraşmayın. Ya uğraşmasak canımıza tak etmiş durumda yani. Şimdi evde başka bir şey,
Çocuğa siz başka bir şey öğretiyorsunuz. Alevilik çünkü nasıl öğreniliyor? Ekmek yer gibi, su içer gibi, soluk alır gibi öğreniliyor evde. Yani Alevi insan bir genetik olarak kültürel kodlarıyla Alevi oluyor. Doğuştan itibaren o bir kültürel kodlar ya da var. Sizin demin, alanınıza giriyorum biraz da. Demin onu sordum işte. Ya, sonra yani, Alevi olunuyor mu? Ya, yani, olunuyorsa hani, dinlidir işte ona bağlanacak. Bu kodları çözerseniz olabilirsiniz. Bir de... Çözeriz. Tamam peki. Başka bir şey daha söyleyecektim. Bu nüfus cüzdanlarında din hanesinin kaldırılması emrine rağmen Avrupa İnsan Hakları evet. Mahkemesi'nin Türkiye'nin uymamasının bir nedeni şu olabilir. 1919'a gidelim. Türkiye işgal siyasi boyutu vardır. Türkiye işgal edilirken gerekçe şuydu. Türkiye Türklerin değildir, Müslümanların değildir. Türkiye'de çok sayıda Rum yaşıyor. Burası Rum vatanıdır. Burası Hristiyanların vatanıdır deniyordu. Yani etnik kimlik ve dini kimlik bir ülkenin işgali ve geleceği içinde malzeme yapılabiliyor. Kendilerine gerekçe yapabiliyorlardı. Devlet söylemese de derin devlet diyelim buna. Yani kimin yönettiği ayrı, Tayyip Erdoğan mı başkası mı onun yanında mı karşısında mı ayrı. Evet. Ama bir ülkenin derin devleti bunu düşünüyor olabilir. Belki hiç telaffuz etmiyor. Ya biz din hanesini çıkarırsak mesela 10 milyon kişi Hristiyan yazdırdı. Evet. Ya da boş bıraktı. Boş bırakan Müslüman saymayacak kendisine. Ya sen 76 milyon nüfusun var derler adama. Hı hı. Bak 50 milyonunda Müslüman yazmıyor. Yarın öbür gün bunlar yeni bir işgal. Hani diyoruz ya emperyalizm hiç uyumuyor, saldırıda, atakta, pusuda bekliyor. Yarın bunu da 1919'daki gibi gerekçe yapabilir. Bu siyasi boyutunda altını çizmiş oluyorum. Söylenmiyor ama bu olabilir. O kadar tarihi kökenlerine gelmeden önce Sayın Cevizoğlu. Ali Bey hep başka kitaplar okuyorsun. Biraz da Cevizoğlu'nun kitaplarını okuyun. Yani. Orada neler var yani. Sayın Yıldırım. Buyur hocam. Estağfurullah. Şurada konuşma olanağı bulduysan kamuoyu önünde. Tabii bu ara Sayın Cevizoğlu'na da teşekkür ederim kanalına. Estağfurullah. Kemalizmin sayesindedir. Sağ olun. Eğer bazı şikayetlerin varsa çok vaktini yaşama geçtikten sonra Kemalizm'den uzaklaşmanın ama sonucudur. 100 tane televizyon varsa 2 tanesinden konuşma imkanı buluyor. Kemalizm sayesinde mi 98'de bulamıyor? Evet bulundu. Konuşma niteliğini, yeteneğini, eğitimini Kemalizm sayesinde almıştır. Ben size sorduğum sorunun takipçisiyim. Kitap önünde. Yok gelemiyoruz gene. Biraz izleyicilerimizin sorusunu araya sokalım dedik ya. Ekran başında bu saate kadar izlediler. Hüseyin Türkmen diyor ki, siyasi partilere ve de inanç ve dini kurumlara devlet desteği olmamalıdır. Diyanet İşleri Başkanlığı kaldırılmalıdır. Aynen. Ali Çakır, peygamber kadrosu boş ise... Ali Yıldırım siz dediniz. Kitabı da yok demektir. O zaman neye göre ibadet edecekler? İlkeleri nedir diyor. Güzel. Güzel ama hızlıca cevap verirsek hemen verelim. Bunu verdik kısmen cevabını. Verdik. Tamam. Evet. Veremediklerimizi hızlıca yanıtlayalım. Ötekilere geçmek için. Ebu Bekir Kafnur isimli izleyici diyor ki Ankara'dan. Ehli Beyt'i anlatsın bakalım Ali Yıldırım. Peygamberimizi kabul etmeyen kafirdir. Kur'an'ı tanımayan kafirdir. Buyurun. Ne tanıyorum ben peygamberi de tanıyorum, Kur'an'ı da tanıyorum. O zaman yanlış muhatap almış yani. Peki. Soru yanlış. Ali Kaya, ben bir Dersim Alevisi olarak Ali Yıldırım'ın Türkiye'deki Alevileri temsil ettiğine inanmıyorum. Söylemleri çok yanlış. Dersim Alevisi ne demek? Yani ben orada yaşayan bir Aleviyim demek istiyor herhalde. Herhalde yani. Peki. Anladığım kadarıyla. Ama yani hani ben Türkiye'deki Alevileri temsil ediyorum demiyorum ki. Yani ben kendi görüşlerimi burada ifade ediyorum ve şunu söylemek istiyorum. Bakın ben dönüp dolayıp şunu söylerim. Aleviler aynaya bakmaktan korkmamalı veya aynada gördüklerini söylemeli. Yani yalansız dolansız aynada ne görüyorsak bunu söyleyelim. Yani artık bu kadar cesaretimizin zaten olması lazım. Zaten eline beline diline saygı derken dilin ne söylüyorsa korkmadan söyleyeceksin. Budur. Yani aynadakileri görüp de başka tarifler yapıp yani benim gibi bakacaksın. Şimdi 50 yaşındayım ama ben 25 yaşındayım şöyleyim böyleyim ayna böyle gösteriyor olur mu? Aynada ne görüyorsan onu söylemek lazım. Ben psikolojide yeri var. Güzel. Muhittin Kurt. Anadolu Aleviliğini anlamak için Ahmet Yesevi, Hacı Bektaşi Veli'yi, Yunus Emre'yi anlamak gerekir demiş. Ebu Bekir Bey diyor ki Hazreti Ali Efendimiz peygamberimizin ehli beytindendir. Bunları ayırmak dinden çıkarır. Ebu Bekir Bey bu dine girip çıkmakta ne kadar böyle insanların eline kaldı. Yani insanları kafir ilan etmek. Bazı izleyicilerimizin övgülerini geçiyoruz. Çok teşekkür ederek. Nurşen Fidan,
Ali Yıldırım Aleviliği ayrı bir din olarak görüyor. Hı-hı. Dinden çoktan çıkmış. Esprimi yaptı acaba? Nurşen Hanım böyle şeyler evet. yazmazdı. Tanıyor musunuz? Sık sık yazıyor bize, oradan biliyorum. Barış Şahin, Alevilerin vergileri cemevlerine, Sünnilerin vergileri camilere gitsin. Alevi olarak zorunlu din dersi görmek istemiyoruz demiş. Güzel. Zorunlu din dersi konusunda mesul. Yani biz şu, ama şunu söylüyoruz bakın, devlet dinden elini çekmelidir. Yani devletin dini alanı finanse etmesi gibi, dini eğitimini finanse etmesi gibi, dini düzenlemesi gibi bir görevi söz konusu ama olamaz. Yani din, bu bir siyasetin aracı haline geldiği için, din üzerinden siyaset çok puan getirdiği için ve insanları din üzerinden kontrol edebilmek çok yaygın olduğu için elini çekmez. Çekmez. 1925'te geçen tesadüfen gördüğüm şey, bir hiyaneti vataniye kanununa bir hüküm eklenmiş. Diyor ki dini işleri, inanç ibadet işlerini bu türden siyasete alet etmek vatan hainliğidir. O zamanlar ne güzel bir maddeymiş. Evet. Yani şimdi 80'li yıllarda kaldırıldı, 84'te falan. Şimdi bakın bu burada bu eklenmedi, kaldırıldı. Hayır işte kaldırıldı, eklendiği zamanı söylüyorum ben şeyim. Galiba bu, 1926'da. Yani böyle bir hüküm eklenmiş. Şimdi şeyin Hiyaneti vatana kanun 2 numaralı kanun. Devletin dini finanse etmesi, dini alanı yönlendirmesi kadar laikliğe aykırı bir durüm söz konusu olamaz. Bunlar hep inanç yönlendirecek cemaatler bak, mi? Bunlar hep inanç özgürlüğünden söz ediyorlardı değil mi? İnancıma dokunma, türbanıma dokunma, şuna dokunma, buna dokunma. Ne oldu şimdi? Birdenbire bizim alanlarımıza, güzel bir soru. Bizim alanlarımıza istediği gibi dokunma hakkını elde ettiler değil mi? Yani istediği gibi dokunuyorlar. Şimdi ben geçenlerde neye ve nasıl inanacağına da karışıyor. Aynen. Yani nerede ritüeller bir tarafa. Tabii benim çizdiğim yer kadar, şu kadar, bu kadar bizi geçip bize Alevilik şeyi anlatıyor. Geçenlerde Başbakan Hacı Bektaş'a gitti, Alevilik, bize Alevilik dersi veriyor orada mesela. Yani gelmiş hünkârın huzurunda, halbuki yani orada bizim taleplerimizi, bizim varlığımızı kabul etmek yerine bize ders verme tarzını seçen bir yaklaşımı nasıl kabul edeceğiz biz yani? Böyle bir şey olabilir mi? Peki. Vehbi Meriçligil, az önce siz dediniz ya, Musevilik'te mi vardı? Sizden olmayanın malını çalın diye. Öyle bir güncelleştirme yapmışlar. Ona o sırada göndermiş galiba. Diyor ki sizden olmayandan çalın sözü, sizden olmayanları öldürün diye yorumlanırsa ne diyeceğiz diyor. Bunu yapanlar yok mu? Yani orada ben iddia etmiyorum. Öyle, bunu diyenlere sormak lazım. Kur'an-ı Kerim'de bazı ayetlerde evet, var. Yahudilerle ilgili savaşılan kişilerle ilgili onları öldürün gibi şey yok mu? Kur'an'ı tartışmıyoruz. Mesela biz, mesela Alevilik burada çok özel bir şey var hocam. Alevilik mesela misyoner bir din değil. Diğer dinler misyoner dinlerdir. Olsun yani, onda bir ne var? Yani herkes şundan biz mesela propagandasını yapmak açısından evet, diyorsanız herkes yapsın, açıklasın. Bir itirazım yok ama bir farklılığı söylemek istiyorum ben. Yani mesela Hristiyanlar herkesi Hristiyan yapmak istiyor. Müslümanlar herkesi Müslüman yapmak istiyor. Biz kimseyi Alevi yapmak istemiyoruz mesela. Böyle bir farklılık var. Yani kendi inancını yaşamak istiyor. Bak orada anlaşıyoruz. Olmak isteyeni yapmıyorsunuz siz doğuştan geleceksin diye. O zaman siz Aleviliği çoğaltmak için çok sayıda çocuk sahibi olacaksınız. Allah şükür o konuda da hiçbir hareketimiz yok. Ama çocuk yani nüfusla oluyorsa bu, işte yani doğuştan yani geliyorsa, yani adam geliyor ben Alevi olacağım, ilkelerinizi beğendim diyor. Ve olamıyorsa o zaman genişlemez ki Alevilik. Evet, genişlemiyor maalesef ama hani şey var, bir misyoner yanı yok Aleviliğin, o anlamda söylüyorum. Cengiz yani. Özakıncı bizim sorduğumuz soruyla ilgili bağlantılı şunu söylemiş. Eki var ama onu göremedik. Alevilik soydan geçen bir inanç mıdır? Alevilikte anne babası Alevi olmayan Alevi olamaz, Alevi sayılmaz kuralı var mıdır? Onu yani konuştuk. Artık, evet. Yani o eskiden vardı. Bunu konuştuk. İlyas Kazcı diyor ki ne güzel bir söyleşi. İyi ki varsınız hepiniz diyor. Ne güzel, hayret. Bizi anlayan birisi çıkmış yani. Bazen izleyicilerimizin sorularına katkıda ekleme yapıyorum. Öyle. Otomatik izinlerle. Alkın Bey diyor ki Ali Bey Aleviliğin adını kullanıp Yezidiliği mi anlatıyor anlamadım. Milattan önce 1500'den milattan sonra 300'lerde Alevilik vardır ne demektir diyor. Evet yani şu demek, bu Alevilik serçeşme yani Anadolu'nun en eski inancının adına Alevilik diyoruz biz ve Alevilik oradan gelmiştir. Başka dinler Alevilikten almıştır bakın. Hristiyanlıkta da Alevilikten bir takım izler vardır. Mesela 12 Aleviliğe ait bir kavramdır ama Hristiyanlık almıştır bunu.
Yani bu Aleviliğin Sarçeşme olması kendi özgünlüğünü ifade etmek için söylüyorum. Yani Alevilik esastır. Yani Alevilik senkritik bir din değildir. Bazı araştırmacılar mesela böyle söylüyorlar. Alevilik nasıl şuradan bir din değildir? Senkritik diyorlar Alevilik için. Yani bağdaştırmacı diyorlar. Yani Budizm'den aldı, Zerdüşt'ten aldı, Mani'den aldı, Şaman'dan aldı. Ama Alevilik her dinde var öyle. Ya var ama yani biz öyle bir şey değiliz. Başka dinler bizden aldı. Biz esasız. Anadolu'nun esas inancı Aleviliktir. Ta Hititlerden beri gelen inancın adına biz Alevilik diyoruz. Yani başka inançlara herhangi bir şeyimiz yok. Yani bu anlamıyla. Ve bu anlamda mesela bir takım sözde akademisyenlerde Aleviliği heterodoks olarak tanımlıyor. Bir tür İslam sapkınlığı. Biz böyle bir şey de değiliz. Biz kimseden sapmadık. Bir yerden ayrılmadık. Ana olan, esas olan biziz. Yani demek lazım. Doğrusu da budur. Ben bir şey icat etmiyorum. Bakın şimdi burada bir yanlış anlamayı giderelim. Ben var olanın tespitini yapmaya çalışıyorum. Ama başkaları bir, yok diyor siz. Onların demesiyle değil yani. Benimle Türkiye'de bu konuyu tartışacak çok fazla adam yok yani. Bunu da söylemek durumundayım ben yani. Alevilik konusunu tarihiyle, teolojisiyle, siyasi hukuki boyutuyla benimle konuşacak çok adam yok. Alevilikte alçak gönüllülük vardı. Benimle tartışacak kimse yok demek. Ya Allah Allah, o anlamda demiyorum ki ben yani. Alçak gönüllülük de konunun ne olduğunu da söylememek anlamına mı geliyor şimdi? Bilmem işte, söylüyorum. Ya hiç öyle bir şey değil yani. Bu anlamda demiyorum ben bunu. Yani şöyle, bu konuyu tartışmak için işin tarihi boyutunu bileceksiniz. Yani teolojik boyutunu bileceksiniz. İnansal boyutunu bileceksiniz. Ve ona göre konunun bu boyutlarıyla tartışacaksınız. Yani bilmeden, bilgi sahibi olmadan düşünce ileri sürmeyeceksiniz. Sürdüğünüz zaman... Başbakan bile oluyorsunuz canım, bilgi sahibi olmadan. Öyle güzel... Ya başbakan elbette olabilir, Allah Allah. Başbakan'a bir sözüm yok. Deniz Hanım diyor ki, Deniz Kumral, Alevilik ayrı bir din ise Hazreti Ali hangi dindendir? Ya bizim dinimizden. Mesele yok yani. Biz, ya Ali'siz Alevilik olmaz. Biz Ali'yi, Muhammed'i kendimiz olarak görüyoruz. Peki ama peygamberi yok dediniz. Hazreti Ali de ayrı bir dinin peygamberi olmuyor mu? Hayır, öyle bir peygamberlik şeyi yok. Bir vahiy işi yok yani Alevilik'te. Yani Ali yoksulların hizmetkarında olan, zorda kalmış Alevi'nin carına yetişen bir tür, bir adı da Hızır olan, bir anlamda zulme karşı, zorbalığa karşı elinde tahta kılıcıyla Alevi'nin varlığını savunan bir şekle şemale bürünmüştür yani. Alevi'nin zorda kalmışının kurtarıcısıdır bir anlamda. O Alevi kendini zulme karşı, zorbalığa karşı bir anlamda Ali ile, Ali'nin kahramanlığıyla ifade eder. Yani bir varoluş şeklidir Ali. Alevi'nin haksızlığa, tamam, hukuksuzluğa karşı duruşunda. Peki, diğer sorularda hızlıca bakalım. İzleyicilerimiz yoğun ilgi gösteriyor. Paylaşmış olalım. Işılay Özcan diyor ki, Aleviliğin yalnız İslam diniyle ilgili olduğuna katılmıyorum ama Alevileri Türklükten ayırmaya çalışan anlayışla reddediyorum demiş. Alevilik bir Türk inancı değildir. Yani her etnik topluluktan insan Alevi olabilir. Alevilik bir etnik topluluğa ait bir inanç değildir. Yani Alevilik ne yalnız Türklerin inancıdır. Kürtler de diyorlar ki Alevilik Zerdüştlüktür, Kürt inancıdır. Bu doğru bir şey değil. Yani peki, bir etnik gruba mal edilemez. Yeliz Aydın diyor ki, Aleviler İslam peygamberi Muhammed'e inanırlar. Bu durumda Alevilik bir İslam mezhebidir diyor. Bir başka izleyicimiz, tartışmaktan korkmamak lazım, her şeyi konuşun diyor. Öykü Saylan diyor ki, Ali Bey milattan önce diyor, çok güldüm. Alevilik İsa'dan önce miydi yani? Evet, Aleviliği yanlış tanıtıyor, yazık demiş. Evet, yani arkadaşımızın yani bilmiyor, maalesef bilmiyor, okuması lazım. Peki, Hüseyin Çuhadar. Bir insan Alevilikten çıktım demekle çıkmış mı olur? Bunun şartı nedir? Nasıl çıkılır Alevilikten? Var mı böyle bir şey? Yok. Çıkmak mı istiyor Alevi miymiş? Kendi bileceği hiç ceme gitmez, görülmez, görgü kurallarını yerine getirmez, çıkmış olur. Ama bu biraz masonluktan çıkmak gibi oldu şimdi. Evet. Ritüellerden yani bahsediyor. Şimdi Alevilik doğuştan gelen bir inanç öyleyse ancak ölünce çıkılır o zaman. Yani Aleviliğin esas ve temellerini reddederseniz, başka inançların esasını bakın, kabul ederseniz, mesela böyle yerler var. Yani mesela Alevilik şöyle bir şey, Hristiyan oldum diyebilir miyiz? Yani diyebilir. Yani mesela şöyle bir şey gördüm. Ankara'nın bir ilçesinde bir yakın köyüyle ilgili, adını vermeyeceğim. Şöyle diyor oradaki bir kişi, benim diyor babam Aleviydi, 70'li yıllardan sözüdür ama ben diyor çok şükür hak yolu gördüm, Müslüman oldum diyor. Yazmış bunu, söylemiş yani, hani
Babam Alevi'ydi diyor. Alevi'yi başka bir din olarak görmüş. Ya babam Peki, Alevi'ydi ben haklı insan gördüm Alevi diyor. Doğuyor ama doğuştan Alevi sonradan herhangi bir inanca girebilir mi? Bakın, yasak mıdır? Kabul edilmez mi? Sayı Cevizoğlu. Şeyde kabul edilmez. Osmanlı'da kabul edilmez. Anadan babadan doğan aslında Alevi adayıdır. Belli bir yaşa geldikten sonra onun ceme giderek ikrar vermesi gerekiyor. Evlendikten sonra da müsahip olması gerekiyor. Böyle sıradan kolay bir iş değildir. Ve her yılda gelip ikrarına durup durmadığını, muhasebesini, hesabını vermesi gerekiyor. O cami içinde söyleniyor. Camiye gelmiyorsun da şu oluyor Yok, diye. Yok ama burada yargılama söz konusu. Mesela bakın o şöyle Ebu Suud Efendi'ye soruyorlar. Yani bu Alevi olmak isteyen insanlar, Müslüman olmak isteyen Aleviler var. Müslüman olabilirler mi diye. Hayır diyor, önce başka bir inançtan olacaklar. Ancak ondan sonra Müslüman olabilirler. O da şeklinde. Korumak için almış. Ya, Ebu Suud Efendi söylüyor. İşte Ebu Suud'un ne olduğunu söyledik. Kaç kilo gelir diyelim. Peki. Çağdaş Kılıç diyor ki, güzel, üst düzeyde bir soru. Tüm dinler ibadetin %1'i olan tapınma işlemini gerçekleştirmek için tek bir mekan kullanabilir mi? Bizim açımızdan sorun yok. Biz camide de cem yapabiliriz. Bütün dinler mi diyor? Yani evet. Şimdi yani zaman... bu tapınma işlemi diyor. İbadetin %1'idir. Ya o bak, yüzden bütün dinler ortak bir mekan yani kullansalar olur mu? Aynen şöyle yani. Geleceğe yönelik bir soru. Geçenler Papa geldi, Selimiye'de dua etti. Öyle değil tabii. Yani şöyle kilise bak, olmayacak, cami yani. Olmayacak. Başka bir mekan olacak. Olabilir. Herkes kendi... nasıl olacak? Biri secde ederken biri ama aynı anda sırada ya, mı oturacak? Aynı anda mı yapacak? Şimdi şöyle yani. Onların kolayı olabilir. Yani Aleviler mesela camide de cem yapabilirler. Kilisede de yapabilirler. Bizim... Önemli olan orada kendi ritüelini uygulayabilmektir. Şimdi mesele şudur. Mekanın bizzat kendiliğinin bir kutsallığı yoktur. Mekana can veren, ruh veren, mekanı o şeyle donatan orada yapılan iştir. Ne yaptığınız önemlidir. Yani eskiden diyelim bir mekan, hangi mekan uygunsa gizlilik zamanlarında Alevilerin o mekanı düzenleyip orada cem yapıyorlardı. Evet, o mekan ertesi gün tekrar aynı işlevine bürünüyordu. Yani mekanı anlamlı kılan biziz. Mekanın bizzat kendi bir ruhu yok. Peki. Necmi Köksal diyor ki devlet dinden elini çeksin demekle tekke ve zaviyeler açılsın mı diyor Ali Bey? Ya, tekke zaviyelerle ilgili bir sorun değil. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın varlığı tekke zaviyeleri binlerceye katlamış durumda. Yani devletin dini kişilerin özel alanına bırakmaktan söz ediyorum ben. Bu meseleye yıllardır yanlış bir şekilde sözde solcular da bunun bir güvenlik meselesi olduğunu düşünerek karşı çıktılar bakın. Dediler Diyanet İşleri Başkanlığı özelleştirmelidir diye söylediğimiz ama vay efendim tarikatlar azar. Bunlar azar diye baktılar. Halbuki azma işi bir güvenlik işidir. Devletin polisi var, jandarması var, şunu var, bu var. Yani laik devlet güvenlik işini sağlayabilir. Bugün AKP'liler de öyle diyor. Düşünebiliyor musunuz? Yani AKP iktidarı diyor ki biz eğer Diyanet'ten elimizi çekersek resmi olarak en üst düzeyde mesela ben bunu duymuş durumdayım. İşte paralel yapılarda diğerleri de bu alanlarda köksalar bilmem ne yapar diyor. Bu anlamda mesela Kemalistlerle AKP aynı noktada Diyanet konusunda. Siz de öyle söylüyorsunuz. Mesela diyorsunuz ki Diyanet kaldırılamaz. Diyanet özelleştirilemez. Kaldırılamaz. Kaldırılmamalı. İşte aynısını söylüyor sizinkiler. Ama AKP. Cumhuriyet ilkelerine, devrimlerine yaraşır. Öyle bir dünya yok artık. İçerisinde bulunmalı. Bayrak rümüzüyle yazan bir izleyicimiz diyor ki Alevilik İslam'ın parçası değildir. Alevilik ayrı bir inanç, ayrı bir dindir diyor. Bu arada bir izleyicimiz var İsveç'ten, telefon attığımızda Cemal Saymen. İyi geceler Cemal Bey. İyi geceler, teşekkür ediyorum. Buyurunuz. Siz nereden aradınız? Öncelikle... İsveç Türk Alevi Ocağı görevlisi diye yazdırmışsınız adınızı. Evet, doğru. Şunu söylemek istiyorum öncelikle. Sayın Ali Yıldırım'ı kınıyorum. Alevilik İslam dışıdır dediği için ya da başka bir dindir dediği için. Öncelikle şunu söylemek istiyorum. Muhakkak ki kendi görüşüdür. Ve kendisine sadece tavsiyem şudur. Alevilikten sürekli tövbe istiğfar halinde bulunmak gerekiyor. Bu gece kendisi tövbe etsin ve tekrar İslam'a dönsün.
Çünkü bu İslam'a da yapılmış büyük bir hakarettir. Aleviler ve biz Aleviler olarak kesinlikle Müslümanız. Bazı noktalarda bunları belirtmek istiyorum. Alevilikte pirlik vardır. Ve pirler peygamber soyundan gelirler. Peygamber soyundan gelen bizim pirimiz, bağlı olduğumuz pirin Alevilik tanımı şöyledir. Cemal Bey. Evet. Peygamber soyundan gelmek ne demek? Biz Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarını duyunca şunu hatırlıyoruz. Daha doğrusu onun sözlerini hatırlayalım. Diyor ki Erdoğan ve pek çok kişi, ırkçılık yoktur dinde, ümmet vardır, milliyetçilik yoktur, milliyetçiliğe karşıyız, milliyetçi değiliz, ümmetçiyiz diyor. Siz şimdi dediniz ki, güzel bir şey söylediniz farkında olmadan, peygamber soyundan. Bu biz milliyetçiliğe karşıyız, ırkçılık oluyor, ırkçılığa karşıyız, ümmetçiyiz diyenlerin hepsi de bunu söylüyor, peygamber soyu diyor. Şimdi birisinin soyundan dediğiniz zaman ırk olmuyor mu bu? Efendim onu şöyle açıklayayım. Biliyorsunuz İslamiyet'te muhakkak ki ırkçılık yoktur. Buna katılıyorum. Tabii ki yalnız peygamber soyunun özel bir hususiyeti vardır. Gayet bilirsiniz Müslümanlar ve Aleviler için. Peygamberin soyu derken Arap soyunu mu kastediyorsunuz? Evet, Hazreti Ali'nin Ehl-i Beyt'ine dayanırlar ve bunların secereleri vardır. Bu secerelerle zaten Alevi ocaklarını da peygamber soyundan gelen kimseler açarlar. Ve bu pirlikler bu şekilde devam eder. Müsaitlik yoluyla da başkasına geçebilir. Fakat burada bizim pirimizin kendisi 35. göbekten İmam Ali'ye dayanır. Sözünü söylemek istiyorum. Alevilik Kur'an Müslümanlığıdır. Birinci şart. Kur'an Müslümanlığına dayandığı için iki önemli hususa belirtmek istiyorum burada. Tanrı'nın varlığına ve birliğine muhakkak. Ve Ahzab Suresi 40. ayette Hazreti Muhammed'in kulu ve elçisi olduğuna, Maide Suresi 65. ayette de ayete dayanarak da İmam Ali'nin velayetine inanmak gerekir. Ve velayet İmam Ali üzerinden ve onun soyu üzerinden, Ehl-i Beyt üzerinden devam etmiştir. Bunları hiçe sayarak bir Aleviliği belirtmek, Kur'an'ı hiçe sayarak bir Aleviliği belirtmek sadece bir projenin ürünü olabilir. Ve bu ayetler ışığında Aleviler bu inanca sahiptir. Yoksa Hititlerden, Sümerlerden gelen bir inancın eseri değildir bunlar. Aynı zamanda Hamdullah Çelebi vardır. 1826 yılında yapılan mahkemede idamla yargılanmıştır. Kendisi Bektaşi Postneşini'dir. Ve Hamdullah Çelebi'ye siz mezhepsizsiniz diye Osmanlı kadısı hakaretle bulunmuştur. Bu hakarete Hamdullah Çelebi şöyle cevaplamıştır. Bizim için mezhep demek, İslam'a mezhep sokmak bir fitnedir, şirktir. Biz üç mezhebe inanırız. Bu İslam, Musevilik ve Hristiyanlıktır. Ve bizim mezhebimiz İslam, fıkhımız Kur'an'dır demiştir. Aynı zamanda tabii ki bu İslamiyet'in batınilik ve zahiri yorumları var. Batini yorumu ve zahiri yorumu. Diğer konunun da belirttiği gibi bizler batini yoruma inandığımız için dışarıdan bakıldığı zaman başka bir din algısı da oluşuyor olabilir. Bu da muhakkak. Fakat bunu bu şekilde dinlendirmek 7 ozanımıza da hakarettir. Bütün Alevi pirlerine de hakarettir. Şu açıdan mesela Şah İsmail Hatayi, onun deyişleriyle bütün cemler yürütülür. Der ki, sofu mezhebimizi neden sorarsın? Biz Muhammed Ali diyenlerdeniz. Ya da başka bir deyişinde şunu der. Şu aleme nur doğdu, Muhammed doğduğu gece. Yeşil kandilden nur indi, Muhammed doğduğu gece. Aynı şekilde Yunus Emre'nin başka bir şiirinde şunu der. Çıkmış İslam bülbülleri, öter Allah deyü deyü. Pir Sultan Abdal'ın az evvel yine beyefendinin de kitabından okuduğunuz dizilerinin dışında
12 kitap, 12 imama uyanlardanız. Hatta doğru gider yolumuz. Biz Ali evladı sevenlerdeniz. Her gün tesbih eder bu dillerimiz denilmektedir. Aynı zamanda yine 7 ulu ozandan birane şöyle demiştir. Elinde zülfikar altında düzgün, elinde kamberi dilleri bülbül. Hazreti Fatım'da cennette bir gül, ona sırrı dedi Hak Habibullah. Yani herhalde buradaki zülfikar altından düzgün ya da Hazreti Fatıma Hititlere ya da başka bir yere dayanmıyor. Aynı zamanda Alevi'nin Alevi Bektaşi Federasyonu Başkanı ya da Başkan Yardımcısı olduğu sıfatıyla çıkıyor kendisi. Ona yani bence herhalde Hacı Bektaş Veli Hazretleri şu anda mezarında sık dönüyordur. Kendisinden tek dileğim var. Sayın Ali Bey, istifa ediniz. Lütfen kendi kendinize bir inat çıkarabilirsiniz. Ama Alevili yolu karıştırmayınız. Yol Yezidliği yapmayınız. Burada size Hacı Bektaş Veli tarikatına girmek için verilen ikrarı okuyorum. Adem Seyfullah neslindenin, İbrahim Halilullah neslindenin, Şahı Merdan'ın kuluyum, Ali Aba'nın bendesiyim, Müruhu Nacide'nin, mezhebim İmam Cafer Sadık-ı Pak, rehberim Muhammed, mürşidim Ali, 12 imam efendilerimize razıyım. Peki, bu da Bektaş'a ikrar edilir efendim. Cemal Bey, aynı zamanda sürekli olarak Mehmet Mustafa dedenin bir deyişine atıfta bulunuyor kendisi. Şeyinde söylediği... Bir dakika ben araya gireceğim. Cemal Bey araya giriyorum. Bir dakika. Evet. Ali Bey size cevap verecek ama ben şunları sormak istiyorum. Şimdi Alevilik Kur'an Müslümanlığıdır dediniz. Ama mesela... Evet. Kur'an'daki namaz Alevilik'te yok. Nasıl Kur'an Müslümanlığı oluyor? Hacca gitmek yok. Pek çok... Muhakkak şunları söyleyeyim ben size. Bunlar Kur'an'ın farklı yorumlarıdır. Mesela Sema Hicr suresi 98. ayette şöyle belirtilir. Böyle bir şey siz soracaksınız. Peki. Evet. İkincisi de şu. O halde ikincisi de şu. Siz de pek çok kişi de şunu söylüyor konuşurken. Filanca ozan diyor ki, falanca ozan diyor ki, niye mesela Alevi vatandaşlarımız bunu tartışırken Hazreti Ali diyor ki demiyor da filanca falanca ozan diyor. Alevilik bir ozanlar dini ya da mezhebi mi? Niye Hazreti Ali'den örnek verilmiyor? Hazreti Ali'nin o kadar güzel sözleri var ki, önemli sözleri. Siz bile kaç tane o ozan dedi ki, bu ozan dedi ki. Bir... Ya, bu soruyu derinleştirebilirim tabii ki ama... Yani tartışmanızın konusunu Sayın Ali Yıldırım ozanlar üzerinden açtığı için cevabım ozanlar üzerinden verdim. Siz Hazreti Ali mesela üzerinden söyleyin. Ulu ozanlardan Virani mesela Hazreti Ali'nin mezarının türbesini beklemiştir. Türbedarıdır. Yani bunlar zaten Ehl-i Beyt'ten ayrılmadıkları için Ehl-i Beyt'in de değerli sözlerine her zaman yer verebiliriz. Aynı zamanda ve her zamanda zaten onları da öğreniyoruz, biliyoruz. Necel Belazla'dan da bahsettiler. Yalnız burada hani ibadet konusunda yani bahsettiniz, siz böyle bir soru sormuştunuz. Bunda şunu söylemem gerekiyor. Namazın farzı Kur'an'a göre kıyam, zikir, secdedir. Cennette bunlar birlikte yapılır. Ve Perşembe gecesi cemlerine çoğu yerde cumalık denir. Yani cuma günü yapılacak olan ibadete cumalık diyerek Perşembe gecesi yürütülen cemler. Peki, ki buradaki siz... iki rekat olarak kırılmıştır. Alevilik, affedersiniz bir dakika. Alevilik Kur'an Müslümanlığıdır derken mesela siz İsveç'te camiye mi gidiyorsunuz bir Alevi olarak, yoksa cemeviniz mi var? Burada cemevi yok. Nereye gidiyorsunuz ibadet için? Ben evimde ibadet ediyorum. Nasıl? Evimde ibadet ediyorum. Peki Türkiye'de olsaydınız cemevine mi giderdiniz, camiye mi? Cemevini tercih ederdim. Camiye de gitmede bir sıkıntı duymuyorum. Aynı zamanda şunu Bir dakika. Ali Bey'in cevabını alalım. Valla İsviçre'de, İsveç'te Alevi Birlikleri Federasyonu var mesela, İsveç Alevi Birlikleri Federasyonu. Yani bu arkadaşımızla hiç aynı şeyleri düşünmüyorlar. Tamamen farklı. Arkadaşımız sünnileşmiş, normal. Hani ben
bir şey diyemem. Yani sünnileşen Alevilere söyleyecek bir lafım yok. Yani Aleviliğin şunu söylemek isterim. 1,5 milyar Müslüman var. Bu 1,5 milyar Müslümanla Aleviler benzemiyor. Mesela bu kadar basit. Yani işi şöyle yorumlama, böyle yorumlama, nasıl yorumlarsanız yorumlayın. Bunlar birbirinden farklı. Sizle ilgili sözlerine yanıt alalım. Sözlerinin başında ne dedi? Ali Bey tövbe etsin, İslam'a dönsün dedi. Ben kendisinin Alevi kalmasını çok isterdim, yazık ama. Yani bütün insanlık için evrensel değerler ifade eden bir dine, inanca mensup olmak varken yani sünnileşmeniz, yani sizin tercihiniz ama ne yapayım, yapabileceğim bir şey de yok yani. Hızır yardımcınız olsun sizin. Hızır yardımcınız olsun. Buna da cevabımı verebilir miyim? Hızır yardımcınız olsun sizin. Sadece buna cevap alıyorum, sonra veda ediyorum size. Yalnız o ibadet konusunda Ali'nin ibadetlerinin her birinin Kur'an'da bir yeri vardır. Mesela Sema, Fidir Suresi 95. ayette. 1,5 milyar Müslüman Sema dönmüyor ya. Allah Allah. Sen mi yalnız Kur'an'ı iyi biliyorsun? Efendim, siz zaten buradaki Alevi arkadaşlar da sizin gibi olduğu için bizlerin onlarla alakası yok. Alevisiz Alevilik şeyine takılmışsınız. Hiç öyle bir şey yok. Muhammed de bizim Ali de biz. Etmek istiyoruz. Muharrem Orucu, Fecir Suresi. Ya Muharrem Orucu sizde niye Aleviler dışında kimse Muharrem Orucu tutmuyor o zaman? Peki, zaten biz tartışmayı burada sürdürüyoruz. Evet. Cemal Bey'e çok teşekkürler. Aradığınız için iyi geceler, sağ olun. Kaldığımız yerden Hüsnü Bey'e devam edelim. Tam da bu noktadaydık. En başta sorduğumuz soruya yine geldik. Aleviliğin kökenleri demiştik. Sümer'deki kökenleri ya da başka milattan önceki. Benim dikkatimi çekti. Geçtiğimiz yıllarda da Cumhuriyet değerlerini savunduğu için 100 yaşında genç kalan İlmiye Çığ da bu konuya değindi. Ne diyor? Bakın efendim. Sümer adlı kitabında Kremer'in, bu tabi tabletle biliyorsun bunu yatsınmak, inkar etmek mümkün değil. Şeyden çıkmış belgeler. Bir tapınak ya da bir binanın açılışında okumuşlar. Vardıkları sonuç şöyle, yani tercümesi. Bir dizi ilahların yardımıyla tapınağı temizledi. Törende kullanılacak bütün yiyecekleri, adak içkilerini ve tütsüleri hazırladı. Bunun ardından tapınağın gereksinimlerini karşılayacak bir grup tanrıyı atama işine geçti. Şimdi izninizle bunu Alevilerin cem törenine uyarlayarak okumak istiyorum. Bir dizi ilah yardımıyla cemevini temizledi. Aynı cemde kullanılacak lokmaları, içkileri, şerahı hazırladı. Dem diyeceksin abi. Işte. Dem de, tamam. Dem delim. Ve 12 hizmetliği görevlendirdi. Sayın Ulkü Bey, cem başlar iken Aleviler 12 tane hizmetliği görevlendirirler. Şimdi buradaki 12 sayısından kaynaklanmıyor. Bakın arz edeyim. Bunlar kimdir? Dede, rehber, gözcü, delici dediğimiz çırağcı, aşık zakirler, yani saç çalanlar, süpürgeci, ferraşta duruyor, kurbancı, saka, peyik, pervane, yani sebat dönenler, sucu, kuyucu, kapıç. Bakın. Oradaki görevler de sayılmış. Çok ilginç. Ne diyor? Kapı bekçisi, kahya, silahtar, bekçi yani. Ulak, haberci. Mabeyinci, arabacı, keçi çobanı, müzisyen, saz çalan. Zakir. Tahıl denetçisi, dalen denetçisi, kuşbaz, mübaşir. Yani şey, gözcü. Bunun 6 tanesi bugünkü cem törenlerinde uygulanan 12 hizmetliyle birebir uyuyor. 6000 sene geçmiş. 6 tanesinin adı değişebilir. Bunun anlamı köken itibariyle benzeşiyor. 6000 sene öncesinde. Sümerlerin bu tabletleri. 3000. Yok, 5000'li falan şey, Sümerlerin tarihi. Milattan önce 3000 yazı var yani. 3000. Peki, 5000, tam 5000. Binde bizden olsun. Yani milattan önce oluyor. 3000 olsun. İslamiyet'ten önce onu tartışıyoruz. O açıdan çok önemli değil. İslamiyet'ten önce vardı bu diyorsunuz. Önce bir tarihi belgede buna benzer bir ritüelin, uygulamanın. Programın sonuna doğru Alevilik ayrı bir dindir diyecek. Değil. Ama yürün efendim, bakın yanlış anlama önlemek için altını çiziyorum. Şu 500 tane daha soru geldi. Ben onlara diyelim ki arada, evet.
bir dine inananlar, Müslümanlığa inananlar. Müslümanlık tebliğ edilmeden önce bir inançlar yok muydu? Bunların da bir inançlar olabilir. Ancak Sümerlerin hepsi bu inanç sahibi değil. Onu da dinleyenleri yanıltmamak için belirtmem lazım. Düdüngürra diye birisi, Sümerli emekli öğretmen, nasıl yaşam tarzlarını olduğunu yazmış. O da uzmanların eline geçmiş kütüphane. Orada Hristiyan benzeri ritüellerden bahsediliyor. Yani bütün Sümerler... Alevilerin kökenleriyle ilgili. Evet. Başka nerede görüyoruz? Bana az önce işte... Sümerlerde var diyorsunuz. Lülerde o saz benzeri gösterdim. Hititlerde ona benzer uygulamalar var. Efendim, buna benzer bir takım lülerin layet ışıktan kaynaklandığını. Yalnız bu kanıtlanmamakla beraber şöyle bir destekleyici unsur da var. Aleviler biliyorsunuz Osmanlı ile Şah İsmail'in çarpışmaları, Çaldıran Savaşı'dan sonra Kızılbaş olarak anılıyorlar. Ve daha önce de Işık Tayfesi olarak anılıyorlar. Işık Tayfesi. Bütün belgelerde, şeylerde, evet. Fermanlarda, suçlayıcı unsurlarda filanın cezalandırılması, Işık Mustafa'nın bilmem burada da şeyleri var. Işık Tayfesi olarak anılıyorlar. Bunları da araştırmacılar... Lülerle, light, işte Latin kökenli ışıkta lüks benzeri, öyle bir bağlantı peki kuruyorlar. Şimdi bu İslamiyet'ten önceye gidiyor. Sizin bulgularınız var. Kitabınıza da bakıyorum. İslamiyet'ten öncesi. Şamanlığa kadar götürüyorsunuz. Museviliğe götürüyorsunuz. Mu inancına. Az önce söylediğiniz Ankara'daki Medeniyetler Müzesi'ne evet, resim evet. gösterdiniz. Luviler ya da Hititler inancıyla bağlantısı olduğunu olabilir. Söylüyorsunuz. Sümerlerdeki kökenini az önce evet. söylediniz. Bütün bunları söylüyorsunuz. Hazreti Muhammed'den önce İslamiyet'in peygamberi, ondan önce İslamiyet yok. Ondan önce Alevilikle ilgili 3000-5000 yıl önce bu izlerin görülmesi İslamiyet'ten farklı olduğunu gösterir. Ama ısrarla da İslamiyet'in içinde diyorsunuz. Ayrı bir din değil diyorsunuz. Ben de o yüzden size genel bir soru sormuştum. Demiştim ki bulunduğunuz çevreden, yaşınızdan, başınızdan, araştırmalarınızdan korkmadan, çekinmeden bunun ayrı bir din olduğunu da görseniz söyler miydiniz dedim. Kemalistim söylerdim dediniz. Ama bakın o zaman bu ikisi çelişiyor. Hazreti Muhammed'den önce olması neyi gösteriyor? İslamiyet'ten önce olduğunu gösteriyor. Bunu, tamam kökenleri olabilir ama İslamiyet tanıdıktan sonra İslamiyet'in birçok özellikleriyle bütünleşmiş. Tanrı'ya Tanrı demiş, Hazreti Peygamber'e Peygamber demiş, Hazreti Ali'nin en yakınına... Üçüncü ışık çıktı ortaya. Efendim, size göre Alevilik Hazreti Muhammed'den, İslamiyet'ten önce var ama Hazreti Muhammed gelince onunla bütünleşmiş, tek din haline mi gelmiş? Araplaşmamış Müslümanlığı oluşturmuşlar. Evet, üzerinde biraz durmanız gerekiyor. Sayfa 126'yı okuyorum. Alevi inancını sadece İslam tarihiyle ilişkilendirmek doğru mudur diye sormuşsunuz. Yanıtınızın başı şu. Alevilerin Tanrı'ya inanıp İslam dinini ve peygamberi olarak Hazreti Muhammed'i bilmekle birlikte İslam kurallarını bütünüyle uygulamamaktadırlar. Tamam, şu tartıştık. Aleviliğin olmazsa olmazları olan düşkünlük, muhasiplik, semah, devriye ve 12 hizmet gibi kurallar da Sünni İslam'ın temel koşullarından değildir. Değildir. Yani sadece o zaman Aleviliği Araplaşmamış Müslümanlık demek yeterli olmuyor. Kendi kültürleri bütünleştirmiş. Çok ayrı ritüelleri. Çünkü kendi bir din bütünleşmiş. Sembolleriyle de bir bütün. Değil mi? Belki. Semboller, ritüeller. Birebir uymadığın teminden beri tartışıyoruz zaten. Bunda bir itiraz yok. Ya sen ne söyletmeye çalışıyorsun sen Üstü abi hocam? Ben hayatta kimseye bir şey söyletmeye çalışmam. Herkes yazdığıyla söylediğiyle sorumlu. Yazdıklarını söylesin istiyorum. Şimdi reklam arası vereceğiz. Ben de şu yüzlerce soruya bakacağım. Herkes kendi adını kendi getirir. Şimdi Alevilik tanımlaması ayrı. Burada bitirdik bunu. Belki birkaç tane soru varsa onlara dönmüş olurum. İzleyicilerimize söz hakkı vermek adına. Ama reklamdan sonra sevgili seyirciler, Osmanlıların Aleviliğe bakışı, Alevi yurttaşlarımızın bugünkü sorunları, CHP'nin ve AKP'nin bu konudaki görüşleri ne ona bakacağız. Yani Alevilik nasıl tanımlanırsa, herkes her Alevi kendisini nasıl tanımlarsa tanımlasın, sonuçta sorunlar var ortada. Evet. Bunların çözümü için hukuk, yargı ne diyor, politikacılar ne diyor ona bakacağız reklamlardan sonra. Geceler sevgili seyirciler, bu gece siyaset ağırlıklı bir cevap.